Yerli ve milli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayinde geliştirdiği müthiş teknolojiler birer birer tamamlanarak envantere girerken, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli insansız hava araçlarıyla alakalı daha önce bilinmeyen bir detay ilk kez açıklandı. Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 sisteminin düşman tarafından düşürülmesini imkansız hale getiren bir özelliği, emekli albay Eray Güçlüer tarafından ilk kez kamuoyuna açıklandı. Dünyada ses getiren Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 SİHA'larla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Eray Güçlüer, Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği insansız hava araçlarının düşman tarafından imha edilmesini imkansız hale getiren müthiş bir özelliğinden bahsetti. Güçlüer, yaklaşık 300 km hıza çıkabiliyorlar ve 8000 feet yüksekliğe kadar tırmanabiliyorlar, ancak bu öyle bir şey için yapıldı ki bütün muharebe sahasını değiştirebilecek bir silah sistemi ifadelerini kullandı ve Bayraktar TB2 ile Bayraktar TB3'ün öyle bir özelliği var ki bilinmeyen bir şey, yani su üzerinde 2 metre yükseklikte uçabiliyor. Bu sayede radara yakalanmıyor, düşük süratte ve düşük irtifada radara yakalanmıyor ve üzerinde çok ölümcül silahları bu şekilde güvenle taşıyabiliyor diyen Güçlüer, Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği insansız hava araçlarının savunma sanayi tarihinde bir devrim gerçekleştirdiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracından elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyle geliştirdiği Bayraktar TB3 platformuyla savunma sanayindeki devrimi devam ettireceğini ilan etti. Bayraktar TB3'ün Bayraktar TB2'den ayrıldığı noktanın daha yüksek hız, daha fazla görünmezlik ve daha fazla silah taşıma kapasitesi olduğunu ifade eden Güçlüer, bu SİHA'ların 5000 kilometrelik bir harekat sahasının sahip olduğunu da ifade etti. Bayraktar SİHA'larıyla ilgili dikkat çeken bir detaya da dikkat çeken Güçlüer, Ukrayna-Rusya savaşında düşürülen hiçbir Bayraktar SİHA'sı olmadığını, ancak ABD ve İran SİHA'larının bir sürü düşürüldüğünü ifade etti. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş ve tüm dünyaya lanse edilmişti. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya verdiği Bayraktar platformlarıyla alakalı böylesine bir haber görülmediğini ifade eden emekli albay Eray Güçlüer, Türk SİHA'larının imha edilmesinin oldukça zor olduğunu, bunun da sahip oldukları üstün teknolojiler sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Yerli ve milli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin Bayraktar TB2 platformu katıldığı tüm muharebelerde gerçekten devrim yaratıyor. Dünyada insansız havacılığa geçişin en önemli unsuru olarak gösterilen Bayraktar TB2, dünya çapında en meşhur hale gelmiş SİHA platformu. Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 taktik SİHA sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisi. Sistem Bayraktar TB2 SİHA platformu, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzak görüntü terminali, ileri üs ve jeneratörle römork modüllerinden oluşuyor. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretildi. Bayraktar TB2, taktik silahlı insansız hava aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa, uzun havada kalış sınıfına giren MALE tipi bir insansız hava aracı. 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2, bugüne kadar 500 bin saatten fazla uçuş süresine sahip. TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmekte. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 SİHA platformu görev yapmakta. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorlarını da kırdı. TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanına da sahip. 18.000 feet operasyonel irtifa, 27 saat maksimum havada kalış süresi, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış kabiliyeti, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonuyla seyir sefer özelliği, 25.000 feet maksimum irtifa, tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli,
hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği, tam otomatik taksi ve park özelliği, yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri ve özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimlerine sahip olan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 2014 yılından beri büyük başarıyla görev yapıyor. Türkiye, Bayraktar TB2'den elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyle şimdi ise katlanır kanatlı TB3'ü geliştirdi. Baykar tarafından milli olarak geliştiren Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemi. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmakta. Görüş hattı içi haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olarak tasarlanan ve üretime geçen Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmekte. 14 metre kanat açıklığı, 8.35 metre uzunluk, 2.6 metre yükseklik, 1450 kilogram kalkış ağırlığı, 125 knot seyir hızı, 160 knot maksimum hız, 280 kilogram faydalı yük kapasitesi ve 24 saatten fazla havada kalış süresiyle Türkiye'nin kısa pistli uçak gemisi TCG Anadolu'dan iniş kalkış kabiliyetine sahip olarak tasarlanan katlanır kanatlı SİHA platformu Bayraktar TB3'ün bu sene içerisinde oldukça yakın bir tarihte ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girerek TCG Anadolu gemisinin asli vurucu unsurlarından birisi olarak büyük vazifeler üstlenmesi bekleniyor diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.